Son zamanlarda özellikle Rusya'nın enerji krizi, Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan dolayı enerji krizi, enerjiler fiyatlarının artması, asgari ücretlerin artması ve diğer şeylere bağlı olarak fiyatların bayağı bir artması dolayısıyla bunu hem kiralara hem de bina ve site aidatlarına yansımış durumda. Adeta özellikle sitelerde bir kira bedeli kadar da ev sahipleri maalesef bir aidat ödemektedir. Güvenlikçisi, bahçıvanı sitelerdeki özellikle bazı sitelerimizde özel havuzlar, havuzların ısıtması, hamamların ısıtması gibi bir sürü giderlerinden dolayı yaklaşık bu aidatlar 2500 lira, 3000 liraya kadar çıkan aidatlarımız mevcut. Diğer tekli bloklarda, binalarda ise elektrik fiyatlarından kaynaklı olarak asansör giderleri, jeneratör giderleri, kapıcı giderleri ve daire bina temizlik giderleri olarak yaklaşık en düşük aidat 500 liraya takabül ediyor. Bunlar daire sayısının düşüklüğü ve yüksekliği fiyatlarda oynuyor. Düşmesine ve yükselmesine sebep olabiliyor. Binalardaki daire sayısına göre ortalama bir aidat gideri olması lazım. Bunların en büyük giderleri asansör bakımı ve çevre temizliği, bina temizliği olarak yaklaşık 200-250 lira aidat endişeyi öngörüyoruz. Bunlarda bazı yöneticiler, bina yöneticileri özellikle peşin alıp işte ayda toplayamadığımız zaman, etmediğimiz zaman veyahut da acil giderler için fazla para toplayabiliyorlar. 500 lira ile 750 lira arasında toplanıyorlar. Dolayısıyla ideal bir şu anki bina gideri tekli bloklarda 250, sitelerde de 1000 lira civarında diye tahmin ediyoruz. Yöneticilerimiz bu süreçte binalardaki gerekli koşulları göz önünde bulundurarak bu süreci atlatana kadar en azından sadece giderleri kadar toplayabilirlerse, gittiği kadar veyahut da binanın ne kadar gittiyse o kadar toplarlarsa bu süreci kolayca atlatacaklarını düşünüyoruz. Maalesef öyle bir itiraz söz konusu değildir. Sadece belli giderlerden acil giderlerdir. Örnek veriyorum, bugün elektrik faturası 1000 lira geldiği takdirde binaya, buna hiçbir şekilde binanın itirazı olamaz. Bunlar ortak gideridir. Herhangi bir itiraz olamaz. Sadece çok acil olmayan giderlere itiraz edebilir. Öncelikle bina yönetimine, aksi takdirde olmadığı takdirde Çamlıurfa İcra Mahkemelerine ve hatta Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurabilirler. TOKİ yönetiminde yine TOKİ'nin konutlarında bir yönetim kurulu vardır. Oralara itiraz edebilirler. Olmadığı takdirde yine Asliye Hukuk Mahkemelerimiz bu konularda yetkilidir.